Sürtünmenin önemsenmediği şekildeki sistemde fırlatılan X ismi yaylar arasında sürekli olarak gidip geliyor. X isminin yaylara temas etmediği anlarda kinetik bir e K sabitli yayı en fazla sıkıştırdığı anda yayda depolan enerji E2, 2K yay sabitli yayda en fazla sıkıştırıldığı anda depolan enerji de E3'tür. Buna göre E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar sürtünmesi önemsiz mi ortamın? Evet sürtünme önemsizken enerji kaybı var mı? Yok. Yani o zaman bunun kinetik enerjisi 1 bölü ve kare burada esneklik potansiyeli dönüşecek. Yine geri döndüğünde burada da esneklik potansiyeli dönüşecek. Burada depolan enerji de yine 1 bölü ve karalık kinetik enerji değerine eşit olacağı için yani el geçitli E son prensibine göre arkadaşlar. Başlangıçta itibaren hareket süresince buna uygulanan dışarıdan enerjisini artıracak veya azaltacak bir etki yok. Yani enerji kaybı yok. O zaman mekanik enerjisi korunur ve bütün enerjiler birbirlerine eşit olur. Cevabımız A seçeneği olur. Kütledir MK emli olan K ile isimleri ağırlıklar önemsemleyen yay sabit K olan yay tabla ve iplerle oluşturulmuş düzenek şekilde gibi sabit tutulmaktayken yay sıkışmamış durumdadır. Düzenek serbest bırakıldığında yay x kadar sıkışarak denge sağlanıyor. Buna göre yayda depo edilen enerji ifadelerinin hangilerine eşittir? Arkadaşlar burada yayda depo edilen enerjiyi sormuş. Bu enerji bulurken esneklik potansiyel enerji depolandığı için 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesiyle bulunabilir. Mesela birincisi bu doğrudur. Bu şekilde bulunabiliyor. İkincisi arkadaşlar burada kuvvetin yaptığı iş enerjideki de değişim miktarına eşit. Yayda şu an başlangıçta enerji depolanmazken elimizle bıraktığımızda burada ne yapıyor? Kuvvet farkından dolayı bunların ağırlıklarından kaynaklanan kuvvet farkından dolayı ne yapıyor? Bu yayı sıkıştırıyor arkadaşlar ve yayda bir enerji depolanıyor. Yani kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim miktarına eşit bilgisini kullanırsak buradan da buradaki yay depo edilen enerjiyi buluruz. Peki ne oluyor? Yayı sıkıştırmak için L'nin ağırlığı K'nın ağırlığından büyük. O zaman arkadaşlar şöyle yapabilir miyim? E, L'nin ağırlığından yani ML çarpı G eksi MK çarpı G çarpı arkadaşlar H. Bunun H kadar aşağı indiğini düşünürsem H kadarlık aşağı indi ve bu kadarlık bir potansiyel enerjisi değişimi gibi bir durum oldu. Bakın kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı kuvvetin yer değiştirmesi. İşte ben bunu biraz düzenlediğimde yani e, ML eksi MK çarpı G çarpı H da diyebilirim. Bu şekilde de yazabilirim. O halde bu enerji değişimi yani şu ifademiz ne oluyor arkadaşlar? Burada yayda depo edilen enerjiye eşit olmuş oluyor. Kuvvetin yaptığı iş enerjiki değişim miktarına eşit. Yani aslında bu da neye eşit? 1 bölü 2 çarpı K çarpı X'in karesine eşit. Demek ki 1 bölü 2 K, e, K X kare ile bulabileceğimiz gibi M L eksi M K çarpı G H da bulunabilir. O halde bu da tam tersi olduğu için olmaz. Bu halde cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. X, y, Z yaylarına ait kuvvet uzama miktar grafikleri şekil 1'deki gibidir. Şekildeki serbest halde P düzeyinde bulunan X, y, Z yayları sırasıyla NMK düzeylerine kadar itilerek sıkıştırılıyor. Buna göre X, Y, Z yaylarının sıkışmaları için yapılan işler ve X, V, v Z arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar iş eşittir. Enerjideki değişim miktarı prensibinden burada yapılan işler burada kazanılan potansiyel enerji değerlerine yani esneklik potansiyel enerji değerlerine eşit olacak. O zaman yapılan işlere Vx, Vy, Vz dediğimizde aslında bunlar yaylarda depo edilen enerji değerlerine eşit. Peki yayda depo edilen enerjiyi yani esneklik potansiyel enerjiyi biz nasıl buluyoruz? 1 bölü 2 Kx kare ile. Peki arkadaşlar burada K'lar verilmiş mi? Grafikte dolaylı yollardan evet. O zaman her birisi için bunları buluyorum. F eşittir K çarpı X prensibine göre birincisinden başlayalım. 4F kuvveti uygulanmış. 4F eşittir. KX çarpı ne kadar uzamış? X kadar. Aynı şeyi şeyle için yapalım. Herhangi bir köşeyi kestiği noktayı düşünelim arkadaşlar. F kuvveti uygulamışız. KY çarpı uzağı miktarı da x kadar. Yine Z için de bakın köşeyi noktayı kestiği noktayı düşündüğümüzde F eşittir K çarpı KZ çarpı x'imiz arkadaşlar. Ne kadar? 4x kadar. O zaman ben KX arkadaşlar 4 dersem KY 1, KZ de 1/4 bölü 4 olur mu? Olur. Şimdi değerleri yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı k. k başladığımız için 4. Peki ne kadar sıkışmış? k arkadaşlar gördüğünüz gibi n düzeyine kadar. Yani x kadar sıkışmış. x kare. Diğeri 1 bölü 2 çarpı k'y. k'y'ye 1 dedik. 1 çarpı sıkışma miktarı. Ne kadar sıkışmış? 2x kadar sıkışmış. O zaman 2x'in karesi 4x kare. Üçüncüsüne baktığımızda. Üçüncüsünün 1 bölü 2 çarpı k. K'mız K'mıza ne demiştik arkadaşlar? E, burada KZ'ye 1 bölü 4 dedik. 1 bölü 4 çarpı hop x'in karesi 1, 2, 3, 4 x sıkıştığı için 16 x kare çıkacak. 4 x'in karesi. Yani ben buna 2 dersem arkadaşlar buna da 2 demiş oluyorum. Buna ise 2 çarpı 4 8 buna da 2 dedim. Aa, çok güzel ayarlarmış sayısal değerler. Hepsinin arkadaşlar e, depolanan potansiyel enerjileri eşit. Yani cevabımız A seçeneği olmalı deriz. K yayına bağlı çubuk birinci konumda dengede tutulmaktayken ikinci konuma getiriliyor. Bu işlemler sırasında K yayında depolanan esneklik potansiyelin enerjiyle ilgili yargıların hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar esneklik potansiyel enerjide yayın denge konumu çok önemli. Şimdi yay denge konumunda iken yani sıkışmamış ve gerilmemiş iken yayı sıkıştırdığımızda veya yayı gerdiğimizde yayda bir esneklik potansiyel enerji depolanacak. Yani şuna denge konumu diyelim. Denge konumundan itibaren sıkıştırırsam yayda bir esneklik potansiyel enerji yine ger gerersem yine e, yayda bir esneklik potansiyel enerji depolanıyor. Peki burada denge konumu belirtilmiş mi? Belirtilmemiş. O zaman şöyle düşünebiliriz. Denge konumu burası olsa yani şurası bir denge konumu olsa veya buradaki arkadaşlar adamın elinin olduğu yer denge konumu olsa veya burası denge konumu olsa veya burası denge. Yine burada birkaç tane yer tayin ediyorum. Olabilecek ihtimaller dahilinde buralar olabilir. Şimdi birincisinden başlayalım. Denge konum buraysa bunun bu tarafına doğru ittiğimizde arkadaşlar yayı sıkıştırmış oluyoruz. Sıkışırken birinci konumdan ikinci konuma getirdiğimizde ne yapmış oluyor? Sürekli sıkıştığı için sürekli artar. Bu gerçekleşebilir. Yine denge konum arkadaşlar ikinci konum yani şurası elin tutulduğu yerse e, yayı tuttuğu yerse yine bu tarafa doğru ittiğimizde yayı sıkıştırmış oluyoruz. Yine birinci konumdan ikinci konuma getirdiğimizde yine artmış oluyor. Yani yine bu gerçekleşiyor. Peki denge konumu burasıysa denge konumundan bu tarafa doğru çekmişim yayı germişim. Ne yapıyorum bıraktığımızda yaydaki gerilme kuvveti azalıyor. Sonra denge konumu üçüncü konum olduğu için hop burada sıfırlanıyor. Sonra bunun bu tarafa doğru gelirken de ne yapıyoruz? Sıkıştırmaya başladığımız için yayda gerilme kuvveti artıyor. Önce azalır sonra artar gerçekleşti mi? Evet. Denge konumu burası ise arkadaşlar 4 dediğimiz yerse ne yapıyoruz? Denge konumunun solundayız. E bu denge konumuna doğru giderken bu gerilmiş yay hop serbest kalmaya başlıyor yani denge konumuna doğru azalıyor. Sonra devamını getirirsek ki getirmemişiz yani x'ten ileri gitmemişiz. Ne oldu burada? Sürekli bir azalma meydana geldi. Bu şıklarda var mı? Yok. Denge konumu burada da, buradayken yani 5. E, yerdeyken yine denge konumunun sol tarafında olduğumuz için yay gelinmiş. Bırakınca bu tarafa gelince x'e kadar ne oluyor? E, Gelinmeden kaynaklanan değer azalmış oluyor. Yani sürekli azalma da gerçekleşebiliyor. O zaman arkadaşlar şıklı olmadığı için böyle bir sonuçla da karşılaşmayacağımız için demek ki cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Sürtünmelerin önemselmediği sistemde kütlesi M olan K noktasal cismi şekildeki konumdan serbest bırakıldıktan bir süre sonra ağırlıksız tabloya çarpıp ağırlıksız yayı bir miktar sıkıştırıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Yer çekimesi de G olarak ifade edilmiş. Arkadaşlar bu cismi serbest bıraktığımızda ne olacak? Bir potansiyeli var. Bu harekete dönüşecek kinetik yani hızlanacak hızlanacak y. çarptığı anda Buradaki enerjisinin belli bir kısmını artık yaya depolamaya başlayacak. Tabii yay şu an serbest haldir, haliyle sıkışacak. Sıkışınca diyelim x kadar sıkışmış ve bu arkadaşlar x çarpı sin alfa kadar aşağı inmiş olacak. Yani cisim aslında h kadar değil de h'dan biraz daha fazla yani a kadar daha aşağı inmiş oluyor. O zaman yayda depo edilen maksimum sıkışmada enerji başlangıçtaki bu mgh artı a'nın yani potansiyelin tamam burada esnekliğe dönüşmüş oluyor maksimum sıkışmada. Buna göre yargılarından hangileri doğru? 1. Tabloya çarptığı anda K cisminin kinetik enerjisi MGH'tır. Evet bu aradaki fark kadar ne yaptı? Potansiyelimiz kinetiğe dönüştü. Tabloya çarptığı anda kinetik enerjisi MGH 1 bölü iken ve kare eşit. Doğru. En fazla sıkıştığı anda yayda depo edilen esneklik potansiyel enerji MGH'tır. Hayır. Yayda maksimum sıkıştığında arkadaşlar en fazla sıkıştığında başlangıçtaki enerjimiz MGH artı A Eşittir 1 bölü 2 k çarpı x'in karesi olacak. Yani bu yanlış. mgh'den biraz fazla. Alfa azaltıldıktan sonra yani eğimi azaltıyorsunuz. Kar cismi a noktasından serbest bırakılırsa yayda depo edilen maksimum enerji ilk durumuna göre daha küçüktür. Şimdi alfa açısını azalttık. Alfa açısını azaltınca şöyle bir konum olmuş olsun. Şöyle bir konuma getirdik. Yani burada cismimiz. E, yay o zaman şöyle bir konuma geldiği için azalttığımızda bu tarafa doğru gelince haliyle arkadaşlar burada ne oluyor? Bir kere e, bunun aşağı inmesinde eğim açısı azaldığından dolayı yani şuradaki açımız da azalmış oluyor ya. Buradaki yüksekliğimiz de buna bağlı olarak azalmış oluyor. Yüksekliğimiz de azaldığı için potansiyel enerjisindeki değişim az oldu. O zaman yayda depo edilen maksimum enerji ilk durumuna göre küçülüyor. Çünkü bundaki başlangıçtaki potansiyel neye dönüşüyor? burada yayda esneklik potansiyeli dönüşüyor. O zaman ne oluyor? Maksimum enerji ilk durumuna göre küçülmüş oluyor. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Esneklik sabitleri sırasıyla 2K, 4K, K olan ABC yayları üstüne ağırlıksız tablolarda kütleleri sırasıyla M, 2M, M olan cisimler şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre yayda depo eden esneklik potansiyel enerjiler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar yaylar sıkışmadan dolayı bir esneklik potansiyel enerji depolanacak. Peki bunu sıkıştıran kuvvet ne? Buradaki cismin ağırlığı. O zaman f k çarpı x prensibine göre bunların ne kadar sıkıştığını bulmamız lazım. Birincisinden başlıyorum. Mg kuvveti. ikincisinde 2mg kuvveti. Üçüncüsünde 1mg kuvvetine maruz kalıyoruz. E k'mız birincisi için 2k. ikincisi için arkadaşlar 4k. Üçüncüsü için de 1k. Ne kadar sıkışmış? x1 kadar sıkışmış. x2 kadar. Diğeri de x3 kadar sıkışmış olsun. x'leri şimdi yorumluyorum. x1 arkadaşlar 1 bölü 2 desem. x2 buradan 1 bölü 2 çıkıyor. Y ile buradan 1 çıkıyor desek olur. Şimdi depo edilen enerjileri buluyorum. Depo edilen enerjiler 1 bölü 2 kx kare mi? O zaman birincisinden başlayalım. Birincisi için E A diyoruz. Sonra E B sonra E bunlara bunları ilk önce hepsini yazayım. 1 bölü 2'leri var. 1 bölü 2'leri yazdım. K. Birincisinin K'sı arkadaşlar 2K mı? Evet. İkincisinin 4K. Üçüncüsünde arkadaşlar 1K. Ne kadar sıkışmış? 1 bölü 2. Karesini alıyoruz. 1 bölü 2. Kx kare olduğu için 1 bölü 4. Bu arkadaşlar yine 1 bölü 4. Bu da 1 olduğu için karesi de 1. O zaman buradaki sayısal değerlere baktığımızda hop buna 1 bölü 4 dersem enerjisine bunun da enerjisi 1 bölü 2 oluyor. Bunun da enerjisi 1 bölü 2 oluyor. O zaman A'daki ile B'deki enerjiler B'deki ile C'deki enerjiler eşit. A'daki enerji bunlardan küçük. A küçük BC eşit. Cevabımız A küçük BC eşit olacak. Yani D seçeneği doğru olacak deriz. Şekil 1'deki K sabitli ve şekil 2'deki 2K sabitli yaylar D kadar sıkıştırdıktan sonra önlerine X isimleri yerleştiriliyor. Yaylar serbest bırakılıp X ve Y isimleri fırlatılıyor ve yeterince uzun eğik düzlemlerde yükseliyor. Buna göre X isimleri ile ilgili niceliklerinden hangileri birbirlerine eşit olabilir? Bir, yaydan ayrıldık, ayrıldıkları andaki kinetik enerjileri. Arkadaşlar yaydan ayrıldıktaki kinetik enerjileri şu an buradaki depolanan esneklik potansiyel enerjilerin eşit. O zaman birincisi için 1 bölü 2 çarpı k'mız k, d kadar sıkıştığı için d kare eşit. İkincisinin de arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı k'sı 2k çarpı sıkışmasının miktarı d olduğu için d'nin karesi dediğimizde o halde bunların ayrıldıkları kinetik enerjileri birbirlerine eşit değil. Çünkü şu an estekli potansiyel enerji ayrıldığında kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Yani bunun enerjisine kinetiğine EK dersek bunun kinetik enerjisi iki tane EK olmuş olacak. O zaman arkadaşlar birincisi olmadı. Yaydan ayrıldıkları andaki hızları. Tabi burada kinetik enerjilerini arkadaşlar biz haliyle 1 bölü 2 mv kareye eşit dediğimizde 1 bölü 2 çarpı x çarpı ilk hızının, e, hızının karesi. Yani Bunların karelerine v kare diyelim. İlk hızları bakalım eşit olabiliyor mu? Matematiksel anlamda bir sıkıntı doğuyor mu? V'lerinin karesini v kare dediğimizde burası 2 eşitliğinde, burası da e eşitliğinde olduğu için bu hız arkadaşlar 1 dersem e, burada kütleye pardon 1 dersem buradaki kütleye de 2 e, dediğimde buradaki hızların eşit olma ihtimali var. Ondan dolayı da arkadaşlar bu yaydan ayrıldıkları andaki hızları kütlelerine bağlı olarak eşit olabiliyormuş. 3 eğik düzlemlerde çıkabilecekleri maksimum yükseklikler. Sonuç itibariyle arkadaşlar bunu biz kinetik enerjiden sonra çıkabildiği maksimum yükseklikte potansiyel enerjiden eşitliyoruz. Yani birincisi için mx çarpı g çarpı h. Yüksekleri eşit olabilir mi diye bakıyoruz. Çünkü H'larını eşit lazım. My çarpı g çarpı h dediğimizde eğer kütleleri oranı 1'e 2 olursa bunların yüksekleri eşit de olabilir. Demek ki demek ki kütlelerinde 1'e 2 oranda verildiğinde haçlarının yüksekliklerin aynı olma durumu var. Aynı yükseklik, yüksekliklere çıkabiliyorlar. Yani bunlar, bu da eşit olma ihtimali olduğu bir durum. Yani 2 ve 3 E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Düşey kesitli şekildeki olan sürtünmesiz yolun K noktasından serbest bırakılan isim yayı en fazla T noktasına kadar sıkıştırabilmektedir. Buna göre isim e ilk düzlemin neresinden geçerken sahip olduğu kinetik enerji S noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerjisine eşittir. Arkadaşlar yayı en fazla T noktasına kadar sıkıştırıyormuş. Yani 2x kadar sıkıştırıyormuş. Şimdi enerji konumuna göre E ilk eşittir E son olacak mı? Dışarıdan bir etki yok. Sürtülmesiz bir ortam. O zaman yazıyorum. Başlangıçta hangi enerjisi var bunun? Potansiyel. Yani 4 mg bir potansiyel enerjimiz var. Eşit mi yayı maksimum sıkıştırdığında 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'imizin karesi 2x olduğu için 4x kare yaptı. Yani buradan ben 1 mg 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesine eşit olduğunu buldum mu? Bir tane bir tane arkadaşlar mgh 1 bölü 2 kx kare eşit. 4'ler gitti. Şimdi ne yapıyoruz? eğik ee, düzlemden neresinden geçerken sahip olduğu kinetik enerji S noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerjiye eşit. Şimdi S noktasındaki kinetik enerjiyi bulalım arkadaşlar. S noktasında yay X kadar sıkışmış. E şimdi benim burada 4mgh'lık bir potansiyelim var mı? E buradaki enerji çünkü kinetiğe dönüştü. 4mgh'lık mg bir potansiyelim. Bakın buradan geçerken enerji konumuna göre 4mgh eşittir diyorum. S'den geçerken ki kinetiğim ES artı yay sıkıştığı için 1 bölü 2 Kx karelik bir enerjisi var. 1 bölü 2 Kx kareli arkadaşlar MGH olduğu için ES'yi çekersen buradan 3 MGH'lık bir değer eşit olur mu? Olur. S'deki sahip olduğu kinetik enerji arkadaşlar e, nereden geçerken diyor. Eğik düzlemenin neresinden geçerken e, ki kinetik enerjisi S noktasından geçerken ki kinetik enerjisine eşit olur. O zaman bu aşağı doğru inerken bunun başlangıçta 4 mgh'lık potansiyeli var mı? Buraya geldiğinde 3 mgh, buraya geldiğinde 2 mgh, buraya geldiğinde mgh oluyor. O zaman buradaki potansiyel arkadaşlar aşağı indiğimizde 1 mgh'ı kinetiğe dönüştürdü. O zaman burada 1 mgh'lık kinetik, burada 2 mgh'lık kinetik, burada 3 mgh'lık kinetik oldu. Şimdi benden istediği şuydu. S'den geçerkenki kinetik eğik düzlemin neresinden geçerkenki ki kinetiğe eşit. Yani 3 mgh'a eşit. Bakın 3MGH'lı kinetik burada yani N noktasında. O zaman demek ki N noktasındaki kinetiği ile S noktasındaki kinetikleri 3MGH olduğu için birbirlerine eşit çıktı. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği çıktı deriz.